Ukrayna-Rusya savaşında durumlar böyle. Dikkat çekici bir başlıktı. Bir süredir konuşmak istiyorduk. Bugüne birkaç dakika zaman ayırmamız mümkün oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kuruluyor. Bu akademi neleri değiştirir, niye kuruluyor, ne ifade eder? Bundan sonra bugüne kadar niye yoktu, niye var? Bunları konuşmak istedik. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Seren konuğumuz ana haberde. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hiç vaktinizi almayayım, sormuş olayım. Neden yoktu, niye şimdi var, ne işe yarar? Buyurun efendim. Aslında bir bütün olarak baktığınızda bence MİT özellikle 2010 yılı itibariyle çok kapsamlı bir istihbarat reformu sürecinden geçiyor. Yani bunu sadece bir akademiyle sınırlamak ve akademiye indirgemek hata olur. Şimdi binasından akademisine kadar o kadar kapsamlı ki bunun ilk... Biliyorsunuz ilk çıta, belki de ilk kırılma noktası GES'in devriyle başladı. Genelkurmay elektronik sistemlerine. Yine siz sahadan çok daha yakından takip ediyorsunuz. MIT'in hem operasyonel yetkileri hem de operasyonel imkan ve kabiliyetleri artırıldı. Bir bakıyorsunuz bir taraftan da içeride departmanlar reforme edildi, revize edildi. İşte farklı analiz birimleri kuruldu. Kurumsallaşma sürecinde zaten başkanlığa bağlandı. Binasına baktığınızda kale inşa edildi, diziler çekiliyor. Yani dolayısıyla akademi bu anlamda belki de MIT'in biraz daha aynen diziler gibi biraz dışa açılma süreci olarak yorumlayabiliriz. Dışa açılan kapısı. Şimdi sadece geçen haftaya bakın Mehmet Akif Bey. Hakan Fidan 3 tane, 2 tane resim sundu. 3. resim medyada yer almadı ama bazı yerlerde yayınlandı. Şimdi Hakan Fidan Libya'da resim verdi, Sudan'da verdi. Onun dışında daha yeni, geçen ay, kale, yani istihbaratın biliyorsunuz şu andaki karargahı diyebiliriz, kale. CIA Başkanı William Burns ile işte Rusya'nın SVR İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Nakrishvili'nin buluşturdu. Şimdi bu anlamda istihbarat diplomasisi bile o kadar hareketli ki, operasyonel hareketliliğe bir de istihbarat diplomasisindeki hareketlilik eşlik ediyor. Şimdi enerjiden hidrokarbona, İşte esir takasına, çok farklı alanlarda istihbarat diplomasisi trafiğine tanıklık ediyoruz. Şimdi bu anlamda reform süreci akademiyle beraber daha da derinleşecek ve dönüşecek. Nasıl daha fazla dönüşecek? Daha stratejik seviyede uzun vadeli bir projeksiyona dönüşecek. Şimdi hatta şöyle söyleyebilirim. Operasyonel hareketliliğin bir alanı ve vadesi vardır, değil mi? Yani siz işte 2050 yılına kadar Suriye'deki operasyonel hareketliliği devam ettirmeyeceksiniz. Devam ettirseniz bile aynı tempoda olmayacak, aynı ivmede olmayacak. Dolayısıyla ama doktrin ve eğitim açısından baktığınızda bence en önemli şey istihbarat akademisi demek şu demek. Türkiye'nin bir istihbarat doktrini demek. Milli bir doktrinize yönelik olarak Türkiye artık bir milli güç unsuru olarak Türkiye'nin ulusal güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek. Bu anlamda şimdi o kadar fazla başlık var ki ve ben çok hızlı konuşuyorum. Dolayısıyla hani başlıkları da es geçmek istemiyorum ama bence en önemli şey İstihbarat Akademisi bir istihbarat okur yazarlığı yaratacak. Yani ben bundan yıllar önce doktorum ve istihbarat, stratejik istihbarat üzerine yaptım. Evet. En fazla kendim dahi bu İstihbarat Akademisi'nin çok fazla ihtiyacını duydum. Bunun en büyük arzusunu taşıyan kişilerin başında geliyorum. Şimdi zaten Milli Savunma Üniversitesi'nin bünyesinde biliyorsunuz istihbarat çalışmaları var. Hem Sağben'de hem Ataseren'de. Ama bunu MIT kanalıyla yapmak, işte askeri kanatta Milli Savunma Üniversitesi'nin olması, yine sivil üniversitelerin bünyesinde olması bize şunu gösterecek. Türkiye'de bir istihbarat endüstrisi kurulacak. Mehmet Akif Bey, ve bir endüstriyi kurabilmeniz için, bu hangi endüstri olursa olsun fark etmez. Evet. Kamu, kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörün ve akademinin işbirliği yapması şart. Dolayısıyla İstihbarat Akademisi bu istihbarat endüstrinin kurulmasında bence en önemli kırılma noktalarından birini temsil ediyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Merve Selam. Sağ olun.